Selamünaleyküm sevgili can dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Rabbim iyilikler, sağlıklar versin inşallah. Bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyi canlar. Bugün Gulaç'a gittiydim. Şöyle bir oradan geldikten gelip babama bir şöyle de döşete aldırdım arkadaşlar ben. Köfte yapacağım. Bugün de suluk köfte yapacağım. Buyurun gelin yiyelim, içelim. Can dostlarım şöyle bir yıkayım iyi tane şöyle döşetimizi tertemiz. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler pişiriyorsunuz? Bugün menülerimizde neler var? Şurada sarımsağımı soydum oturduğum yerde. Anam vardı, Hüseyin vardı. Onu at. Onu at Bahar. Onu aşağı evden getirmiş baban da. O bir hoş olmuş kızım. Heh, geçen aldıydım. Geçen pazartesi aldıydım onu. Onu da buraya gelince dolapta bir hoş olmuş. Şimdi şöyle döşetimi yıkadım ben canlar. Şuradan da bıçak alayım elime. Şimdi. Sobayı niye yakacaksın Bahar? Şimdi çorbalık çıkar diyeyim önce olur. Arkadaşlar ben şöyle şey diyeyim. Keseyim keseyim koyun döşetimizi. Tabi kemiğine olmasın şöyle dikkatli bakayım. Bunu böyle yapayım. Robotumuza zarar vermesin. Şimdi. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Robotumuzun da bıçağı şey etmiş arkadaşlar da değişecek de. Bakalım inşallah bir daha bu ay mı olur. Bir şey alalım. Çalalım robotumuza. Şöyle ince bulgurumu da döküyorum can dostlarım ben. Şuraya şimdi koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle tepsimizi baharım yıkamış da şöyle bir çarpalayım arkadaşlar. Toz toprak olur. Öyle. Temiz olsun. Ama yumurta da düştü. Dur bakalım. Yoksa bu kaynamış mı? Yok kaynamış. Bahar bazen karıştırıyor da. Arkadaşlar. İki tane de yumurtamı çıkardım böyle. Bazen Bahar kaynamışından kaynamamışı karıştırıyor yumurtayı. Şöyle tepsimizi de şuraya alalım. Şöyle sarımsaklarımızı bir ekleyelim. Arkadaşlar şimdi bu robotlar geçen Ayşe'yle sorduk nasıl bağlanmış.
Biz 1 milyar 800 müydü? Yo, 480 milyon aldıydım ben bu robotumu. Kaç sene önce. Şimdi nasıl bağlanmış bu robotlar neyim? Hiçbir şeyin yanına varılmıyor. Geçen Ayşe robot aldı da işte o gün sorduydum. Aynısı bunun aynısı vardı burada robot. Ondan sonra bundan ne kadar Murat abi dedim de vallahi baya baya bir bağlanmış. Yani dikkatli kullanacak. Canlar. Her şey bağlanmış. Hiçbir şeyin yanına yaklaşılmıyor. Sımırsakları şöyle şey diyeyim de. İyi çeksin. Bizim de sadece şu bıçağı şey etmiş de geçen sordum Murat abiye de getirttiririk diyordu. Alacaksam getirttirelim diyordu. Hayır bu ay şey edelim. Kime hinceli gıcıcılı dağrı ediyor. Sen büyüksün ya. Bu bizim meşhur sulu köftemiz canlar. Bizim burada her şeyimizde yani bunlar olur. Cenazemizde olsun, düğünlerimizde olsun, davetlerimizde, bütün davetlerimizde yani bu olmazsa olmaz. Soğan unuttum bak. Soğan. 2-3 tane şuradan soğan soyacağım. Şey var aklımda da diyorum. Bak soğanı yapmayacağız. Görüyor musun? Unutmuşsun. Soğan da aklıma geldi. Canımız tertemiz. Bu ne arkadaşlar? Toz olur, toprak olur. Heh. Yinecek bu. Şöyle soğanlarımızı da şöyle küçük küçük yapalım. Robotumuz şey der buna. İki tane de küçük soğan. Biraz iyi oldum arkadaşlar. Çok şükür Rabbime valla. Dün hiç iyi değildim hiç. Dene biraz daha şey diyeyim arkadaşlar. Dokuyum denesi biraz şuna az gelmiş o dene. Biraz da şöyle pişireyim ananas alayım. Aha ananas bile götürürük. Hı, şu kadar yeterli.
kareli yaparım arkadaşlar. Çok güzel de bir kokteyl oluyor. Hiç gitmem yani, ölçüyle yapmam. Hiç ölçüyle yapmam yani. Ben boz kareli yaparım her şeyi. Nasıl güzel koktu soğan, sarımsak. Arkadaşlar bir iyilik yaptıysak bu robotu almışsak yani çok iyi oluyor. Evvel keser getir, tahta getir, ondan sonra çorbalık getir, şey getir, ne onun adı, biber getir, şu bu derken vakit geçiyordu. Hem de keserle uğraş babam, uğraş uğraş babam, uğraş yani bir dakikada çekiyor, eline veriyor bak. Bahar sulu kuvvete yedimez. Baharınkini de kızardırır arkadaşlar. Şöyle kuvvete çöre yaparak. Sulu kuvvete yemiyor bahar. Olmasın bahar, yıkayabilirsin bahar. O da da o da yerleştiriyor gelince. Ondan sonra şimdi robotumuzu buradan da alalım. Robotumuzun işi bitti. Bismillahirrahmanirrahim. İşi bitti canlar. Şuraya koyayım. Ondan sonra şey deyince. Şuradan karabiberimizi, kimyonumuzu bahar buraya indirmiş. Buraları silmişmiş. Geri batırdım. Şöyle. Ay. Şöyle karabiberimiz, kimyonumuz. Ondan sonra biberimizde az kalmış. Dur bunu bir yemekleri çekeyim. Şöyle. Karabiberi gördüğüm an vallahi sanki gözüm acışıyor. Karabiber şey diyor. Yani dokanıyor arkadaşlar. Gözümü acıştırıyor hemen. Şöyle. Karabiberimi atayım. Bir kaşık çay kaşığıyla. Hemen gözlerim acıştı. Şöyle kimyon atayım biraz. Kimyonu çok atmayacağım. Eşim de bana dokanıyor. Şu iki yumurtamı da kırayım. Kaynamış mı diye baktıydım demin, işte gördüğünüz arkadaşlar ona da. Şöyle yemek biberini getireyim. Bu yetmez, var şöyle de şu kadar yetmez bu yemek biberim. Nereye koymuş bu, bakayım bir şuralara. Yemek biberimizi atalım canlar. Şöyle görüyor musunuz nasıl yemek biberim var amma bacınızı. Şuna bakın bacılarım. Şuna bakın, öyle kıpkırmızı valla. Bu da tamam. Tuz. Tuzumuzu atalım. Tuzumuz da nasıl iri, şuna bak. İri olduğu gibi yani şeyi de yok. İmeğe da şey gitmiyor pek. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu yoğuracak canlar.
bir paket çiğden arkadaşlar ne kadar köfte oluyor. Gördünüz mü? Bir tabak ana masalarım. Pişirdim mi şimdi? Ondan sonra geri kalan da biz zirik. Çok şükür Rabbime. Binlerce kez şükürler olsun. Verdiği nimetlere. Çok güzel de köftemiz şişmiş. Ta elimde yoğururken belli bakın. Yani oldum diyor. Bunun denesini, her şeysini iyi karar koyacağız canlar. Bak hiç göz kararıyla attım ben. Hiç şişmem, öşmem yani. Hiçbir şeysini öşmem. Bahardayla içeride kaynanasından konuşulur. Sesi geliyor. Bugün kulağı açtaydık. 3-4 sefer aramış hiç duymamışsın. 2-3 sefer beni aramış hiç duymamışsın. Nasıl kırmızı oldu arkadaşlar bakın hele yemek biberimiz iyi. Ama içinde yatamırsak soğan da gözümü açıştırdı. Nasıl kokulu oldu. Allah. Çok şükür. Binlerce kez şükürler olsun sana. Verdiğin nimetler için. Bugünkü menümüzde köftemiz, ondan sonra salatamız var canlar. Ondan sonra yoğurt koruk, pekmez koruk. Yeter, daha ne olsun. Çok şükür Rabbime, çok şükür. Bugün de böyle yapalım dedik. Gördünüz mü can dostlarım? Gördünüz mü? Ha, su da açıldı. Ha. Tepside nasıl kayıyor şey ya? Nasıl ya? Gördünüz mü canlar? Köftemiz hazır. Şimdi haydin gelin şey edelim. Ne onun adı? Yuvarlayalım. Ondan sonra afiyetinin akşama inşallah Rabbim bildirmek nasıl bitsin. Şurada yere düştü almadım arkadaşlar. Az bir şey düştü. Şöyle suyumu da koyayım. Yuvarlayayım ben bunu. Şuraya da suyumuzu koyalım. Canlar bir sonra serelim ortaya şimdi onu bir yuvarlayalım. Daha da bunlar şey için gelince şimdi gelir. Ben bunu anca şey derim. Vakit geçiyor. Herhalde 2 saat neyim anca var. O zamana kadar da pişiririk. Evet can dostlarım şimdi şey diyeyim köftemizi dökeyim ben. Suyunu da tüpümüze koydum. Şöyle canlar diye tabak attım ha tepsimizde yumurdum zaten. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Ben pek küçük tutmam arkadaşlar. Ben küçük tuttuğumu sevmiyorum. Şöyle normal olacak. Karenini suyun içinde koyut arayacak diye bir buçuk tutup da biz böyle seviyor. Bu
baharın çölü yanında unutmayın. Ya arkadaşlar, Kezban teyzemiz böyle ağlıyor işte. Ana, ana yürü ya. Bayram yaklaşık geliyor. Gökhan orada işte. Görüyorsunuz, biliyorsunuz. Anamın babamın başından geçmeyen kalmadı. Kurban olduğum Rabbim dayanma gücü versin cümlemize. Evlat. Ben öyle oldum. Bankacık bana üzüldü. Şimdi Gökhan'a üzülüyorlar. İşte ana. Babam bu sene bayağı bir şeydi arkadaşlar. Babam öyle ne değildi. Babam bu sene bayağı bir çoktu. Yani görüyor, biliyor. Annem öyle diyor ya. Babasını çok sever bu değil. Gerçekten de arkadaşlar. Vallahi bizlerin eliyle büyüttü. Ondan sonra bu yaşlara getirdi. Varlığına, yokluğuna. Yani bilmiyorum, babama hiç dayanamıyorum ben. Annemi de tabii onun kadar seviyorum da. İşte babam çok yani zorluklarla, ne zorluklarla büyüttü bizi. Babamın şöyle bir mesleği yoktu. Ondan sonra bir tecik kuruya alırdı. Giderdi illerin işine. Ondan sonra toprak atardı dama, beton atardı damlara, duvarda çalışırdı, şu kemer taşlarını, önceki evlerin, bizim işte eski evin kemer taşlarını hep babam sırtında çıkarırdı. Ya benim babam öyle kuvvetliydi da, işte oluyor üzüntüyle, şeyle, insan çokuyor canlar. Ben babamı yani böyle hiç olmayacak sanırdım. Yani babam pek şeydi benim. Yani iyiydi, diriydi. Birden bu sene nasıl olduysa babam işte çoktu. Allah'ım sağlık versin, kurban olduğum Yaradan'ım. Sağlık, sıhhat versin inşallah. Başımızdan eksik gitmesin babam. Çınarımız arkadaşlar, o bizim çınarımız, koca çınarımız. Baba dedim mi yetişir? İyi ki de benim babam, iyi ki de olmuş, iyi ki de başımızda. Allah'ın başımızdan eksik gitmesin inşallah. Sanki babam şuradan çıktı mı arkadaşlar? Sanki dünyalar benim oluyor. Şimdi gideyim mesela baba diyeyim. Bir şeyimi şey diyeyim, anlatayım. Hemen gider onu alır gelir. Yapmaya çalışır. İyi ki de ailem ardımda, iyi ki de varlar. Ailem olmasaydı, benim babam, anam olmasaydı yani beni bayağı bir şey edeceklerdi. Ama bir şey yapamadılar. Çok şükür Rabbime, iyi ki de babam anam başımda, iyi ki de kardeşlerim var. Sizler nasılsınız canlar? Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde mi? Kurban olduğum Rabbim cümlemize sağlık, sıhhatler versin inşallah. Hastalarımıza şifa versin, dertlerimize deva versin. Kurban olduğum Allah'ım. Diyorum ya arkadaşlar, hastalık çok zor.
Dün hiç kalkamadım, bugün de işte ikindine kadar yine öyle sersemletti beni. İkindinden sonra biraz iyi oldum. Mecbur kaldım işte, kulağaça gittim bir. Bacımız bir git bak bana haber, ben haber bekleyeyim senden dedi. Allah razı olsun bacımızdan da. Emanet göndermiş. Yani bir şey gönderdi. Onu aldım geldim. Aldığından abla dedi bana haber et dedi. Mecbur gittim. Baharına aldım geldim. Birisi bin olsun inşallah. Allah'ım kabul etsin. Suyumuz da mutlu kaynar. Ben bunu şeyden kadar arkadaşlar. Yuvarlayana kadar. Dediğim gibi Rabbim çınarlarımızı başımızdan eksik gitmesin. Kurban olduğum Allah'ım sağlığı, şifa versin inşallah. Babam giderdi işe arkadaşlar. Biz çocukken babam işe giderdi. Gelirken de şey var, poşet neyinden indirdi o zamanlar. Şöyle bir kese kağıdı olurdu. Ona leblebi şekeri, hiç unutmam, hiç. Leblebi şekeri, fıstık içi, onları kattırırdı. Babamın yolunu bir gözlerdik. Babam gelse gelecek, şimdi leblebi şekeri, şu fıstık içi neyim alıp gelecek diye. Ya. Akşama kadar çalışırdı, akşam gelirken de onları getirirdi bize. Babam, baba gibi kimse olamıyor arkadaşlar. Baba gibi, ana gibi hiç kimse olamıyor. Hele evlendikten geldi, daha bir işte hayat değişik olmuş. Bazılarına göre değil ama işte bazılarına göre de hayat değişiyor. Bahar, gelin annem bir. Şunu bir çift de şöyle toktikten geldi şeyden. Çekeyim mi çekeyim? Evet. Arkadaşlar şöyle suyumuz kaynadı. Köftelerimiz de bunlar. Şöyle suyun içine bakalım can dostları. 2-3 tane de yere düştü. Sıktan çıkmış onlar da. Şöyle suyu ne? Nasıl karar bakın can dostlarım. Açalım altını. Burada kaynasın. Ağzımda yapalım onu. Esüt! Sen getir. Hüseyin de geldi arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Gördün kardeş. Allah'a emanet. Şuraya otur gel yanıma. Tamam, şurada su kötüymüşler şu suvarda. Ne gördün, bağ gözünü bitirdin mi? Bağ gözü bitmedi ya. Bağ var mı? 2 sıra var. Otur, oturmayınca görünmez. Şuraya mı otur? 2 sıra bağ gözü var, 2 sıra. Haa. Vallahi bak. Kınor aşağıya evde kalmış arkadaşlar. 2 paket ha. Kınor aldıydım. Bunu da kınorsuz bizimkiler sevmez. Yarın bitiririm. 2 diye alayım suvar. Suvarın biri çürüp çıktı. İyi sen ne gördün ha kardeşim, kardeşim. Peşembe iyi mi bu? E? Bu peşembe. He. Peşembeniz var mısın arkadaşlar? Bak gördün mü Hüseyin'in aklına nasıl geldi? Bak ben
Bu onki gittim halbuki unuttum yine. Valla yedim geldim de. Yedim geldim de. Gitme ben yemek yiyelim mi? Kuhutu yapayım ama. Yok, ben de yemeği yiyeceğim ki. Size de salacağım. Kıcık dur da giderken götür git. Pişirmiş şey, gel şimdi bak şu an onu da kavrayayım, o da kaynıyor. Yine sen pişirmişsin. Anne kaşık çöreğe mi sen? Kabak var, kabak. Onu tıpışın. Kabak yiyelim. Kabak yiyelim. Üstüm yapma şimdi. Tamam ben daha kızardım da sen şu soğanlarımızı bana bir cikata tertemiz bir getir. Tertemiz kaldı. Bir oradan bir tabak ver. Ben sana koyayım soğanları, iyi bir yıkarsın. Ben işte böyle yeş diye bir şey diyorum ya. Bir ay tertemiz. Bir de bana şöyle bir şey. Hiç çürük çıktı. Arkadaşlar şöyle soğanımı da doğrayayım ben de. Bu temizin ince bu kadar doğranacaktım bu soğanı. Şöyle. Rugos şey değil rugos. He rugos da çektim de Hüseyin. Robotum şeyi de içecek ya. Çak diye koptu çörek ben pek sevdim. Nasıl iyi koptu? Şeyde olur mu lan robotum ya? Neydi? Burak da olur. Olurmuş da bayağı bir bağlı lan. Geçen dedi de şey diyeyim gayrı bu. Bu ayrılıkta gelecek ayrılıkta. Arayayım. Ahşire kıvı bağlı. Gayri işleri açıldı. Açıldı, açıldı. Bağlı, yaz geldi. Bağlı da. Yaz geldi. Hepsi çıkar gayri. Çıkar, çıkar. İş yata sen durma kardeşim. Allah'ın koluna kuvvet versin inşallah. İş yata çıkar. Sağlık versin sana. Anam babam senin şeyin yayı bakıyor değil mi? Kondumuzu aç ulan. Kokulmuş. Yolun. Dolanacak da şey diyeyim kardeş. Şöyle canlar suyumuz kaynadı bakın kuvvetimizin. Şöyle. Heh. Şimdi suanı da kavrayayım. Baharın da bir salçamızın aşeyimizi biri geçsin bana. Bismillah. Salçamız yemek biberimiz olur bak. Hem biberim salçam ya. Gelin kofta yiyin. Karası, ekmek karası kızım, ekmek karası ne olacak? Çalışacak. Şöyle arkadaşlar, köftemizin soğanı kavrulmuştur. Şimdi salçamızı ekliyoruz. Şöyle ha. Arkadaşlar aşırı salçalı yapma. Şöyle. Uy uy. Hı? Dört tane de kofta çöreği oldu. Dört mü oldu? Sana yeter. Biz zaten koyu yiyecek. Sana yeter kızım. İkisinde mi aynısını atacağım? Nasıl? İki video nasıl çektik ya. Tabii canım, Nuriye'nin köy hayatını atacağız. Bahçım, bahçım. Şöyle. Yük biberimiz. Hem salça hem biber atıyoruz. Tabii ki de. Bunun şeyi bu, yakışığı. Yakışığı bu. Şimdi şu kapağını kapatayım salçamızın. Şöyle. Ondan sonra şunu şuraya bir dakikalığına koyalım. Ondan sonra köftemizi geri şuraya koyalım. Şöyle yakından çek arkadaşlarımıza. Çekin güzel olsun. Şimdi bu soğanımızı şöyle ilave ettim canlar. Allah kutuptuk dede. Zor şey diyor da ne olur. Geçmiş. Şöyle canlar, şöyle bakın. Köftemizi gördünüz mü? Çalım altını kaynasın ıcıkta böyle soğanıyla 5-10 dakika kadar. Arkadaşlar sulu köftemiz bu.
Videomuzu sonlandıralım. Hoşça kalın, dostça kalın. Nuriye'nin köy hayatında kalın. Rabbime emanet olun. Hayırlı huzurlu akşamlarımız olsun. Hayırlı iftarlarımız olsun. İnşallah. Buradan hepinize kucak dolusu selamlar olsun. Beni yurt içi, yurt dışı nerelerden izliyorsanız bol bol selamlarımı gönderiyorum. Büyüklerimin ellerinde, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Yorumlarımızı unutmayalım canlar. Beğenilerimizi unutmayalım. Çok çok önemli bunlar. Bir de videomun ilk bir saatini izlenmesi çok çok önemli. Tabii ki reklamlarımızı atlamadan izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Seviliyorsunuz. Bye bye.